Tekrar merhaba arkadaşlar. Bebeğimizin üçüncü bölümüyle devam ediyoruz. En son bacaklarımızı dört zincirle birleştirmiştik. Bir sıra düz örmüştük zincirin üzerine gidişini görmek için. Ve ondan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örecektik ve orada bitirmiştik. Şimdi 10 sıra düz ördüm ve o ilk yaptığımızla beraber 11 sıra olmuş oldu. Zincirin üzerine şurası tam zincir. Zincirin üzerine başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 sıramızı bitirdik. Şimdi 12. sıramızdayız. Ve 12. sıramızda iki yanlardan kesme yapacağız. Biri, yani çok sayı önemli değil. İki yanlarda kol altları oluyor. Yani kol altlarına gelen kısımdan kesme yapacağız. Yani azaltacağız. Şimdi sıramı belirlemek için ipimi yine araya taktım. Ve kol altına gelene kadar hepsine tek batıyorum. Göz kararı örüyorum. 60 tane sık iğnemiz vardı. 2 tane kesince 58 kalacak. Şimdi bakın şöyle tuttuğumda zaten kol yanlara gelmiş olduk. Bir tane daha yapalım. İlla çok da sayılara takılı kalmayın. Bir ileri bir geri kesilmiş veya artmış çok sorun değil arkadaşlar. Şimdi ben işaretli yerinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğne ördüm. Yani o şekil denk geldi. 12. Gördüğünüz gibi şurası ayağımın yanı. Kol altına gelen yer. Burada şimdi bir tane azaltma yapacağım. Eksilteceğim yani. Bunun için de öndeki tek katlardan alıyoruz. Bir ve hemen yanındakinden de bir kat aldım. Ve şu an ikisini bir beraber öreceğim. Sık iğne olarak tabii tekrar. Ve burada bir tane eksilmiş oldu. Sayım eksildi. Şu an 60'tı. Bir tane eksilince 59 kaldı. Şimdi diğer yan kolun altına gelene kadar hepsine tek batıyorum. Evet, kesmeden sonra 28 tane sık iğne ördüm. Ve yine ayağımın diğer yanına geldim. Bacağımın, kolumuzun da altı olmuş oluyor. Yine öndeki katlardan iki tane aldım. Beraber ördüm ve eksiltmiş olduk. Azaldı. Ve ayrıca buna kesme de diyoruz. Kesme dediğim zaman yani azalttığını anlarsınız arkadaşlar. Ağız alışkanlığı oluyor bazen, kesme diyorum. Şimdi ne oldu? Bir burada, bir de burada iki tane sık iğnemizi azalttık ve 60'tan 2 çıktı, 58 kaldı. Şimdi sıra sonumuza kadar hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve 12. sıramızı bitirdik. Ayrıca iç çamaşırı görüntüsü olan kısmı da bitirdik. Şimdi ten rengimize geçeceğiz. Ondan önce yine bacakta olduğu gibi çorap kısmında aynı zemini hazırlayacağız. Şimdi önce bir tane CC yapıyorum. Yani içinden geçip örmüyorum. Bu şekilde örmüyorum. İçinden geçirdim. Ve tekrar sık iğnenin arasından geçirerek İpimi burada sabitledim.
Şimdi şurada bir zincir çekeceğim rahat dönsün diye. Yine arkadan daha önceki arkadaşlarımızla böyle arkadan örüyorduk. Böyle de örebilirsiniz. Bakın. Tığımı arkaya alıp bu şekilde de örebilirsiniz. Hanginize kolayınıza geliyorsa iki türlü de olur. Ya da daha kolay olsun derseniz şöyle çevirip iç kısımdan demek ki çorapta yaptığımız gibi bu şekilde de örebilirsiniz. Böyle daha kolay, daha rahat görünüyor çünkü. Şu sonuçta buraya zemin hazırlıyoruz. Ten rengimizin güzel gözüksün diye. Şimdi sıra sona kadar bu şekilde hepsine tek batıyoruz. Tek sık iğne yapıyoruz. Böyle devam edelim. Evet, sıra sona kadar hepsini önden ördük ve ilk başladığımızda ilmek kaydırarak yine yani bu şekilde ilmeğimizi çekeceğiz ve aradan geçireceğiz. İlmek kaydırmış olduk. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. 13. sıramızda bu şekilde arkadan örerek bitirmiş olduk. Yine sayımız 58 değişmedi. Şimdi ten rengimize geçiyoruz. Evet, ten rengimizi yine sabitleyeceğiz. Sabitleme zinciriyle tutturduk ve yine kaldığımız yerden arka bu şekilde arkadayız. Ve o ördüğünüz yerlere takarak biz şöyle tersten örünce şu an iç kısmını örmüştük ters tarafından. Şimdi normal düze geçtik ve ördüğümüz yerlere ten rengiyle devam ediyoruz. Bu da bizim iç çamaşırı görüntümüzü vermiş olacak şu kısım. İç çamaşırımızın beli görüntüsü. Evet, bütün sık iğnelerimize hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Sıra sona kadar tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. Ve şimdi 15. sıramızı yapacağız. 14'tü. İlk başladığımız sık iğnenin içinden devam ediyoruz. Burası bizim sıra sonu ve başımız. Yani şurası. Buradan ipi buradan çıkarayım. Evet, bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan her birine tek batacağız. Düz öreceğiz yani. Döne döne. 23. sıra dahil 24. sıraya kadar düz öreceğiz arkadaşlar. Evet. Toplamda 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Sıramızı tekrar hatırlamak için de şu zincir yaptığımızın üzerindeki ilk sık iğneden itibaren saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir de arkadan ördük. Onunla beraber 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23. sıramızı gövdemizdeki 23. sıramızı bitirdik. 24.'ye başlıyoruz.
Evet, 24. sıramda azaltmayla başlıyorum. Bir tane azaltıp 6 tane sıkı öreceğiz. Yine öndeki 2 tane katlardan alıyoruz. Beraber örüyoruz ve buradan azaltmış olduk. Bir tane eksilmiş oldu. 6 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Tekrar azaltma yapıyoruz. Öndeki 2 tane katı aldık. Beraber ördük ve sık iğne olarak ördük. Yine bir tane ikinci azaltmayı yaptık. Tekrar 6 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 Üçüncü azaltmamı yapıyorum. Tekrar 6 tane tek. 2 3 4 5 6 Dördüncü azaltmamı yapıyorum. Tekrar 6 tane tek. 2 3 4 5 6 ve 5. azaltmamızı yapıyoruz. Tekrar 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 Evet, 6. azaltmamı yapıyorum. Tekrar 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 ve 7. azaltmamı yapıyorum. Şimdi bu arada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kalıyor. Onları da hepsine tek batıyoruz. 8 tane düz örüyoruz. 5 6 7 ve 8. Evet, bu sıramızı da azaltmalarımızı bu şekilde yaptık. Biraz toparlamış olduk. Kesmelerden sonra toplamda 51 tane sık iğnemiz kaldı. Arkadaşlar. Evet, kesmemizden sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Şurası kesme, gördüğünüz gibi kesmeler belli oluyor. Bundan sonra 1 2 3 4 4 sıra 51 sık iğne olarak döne döne düz öreceğiz. Ve gövdemiz iç çamaşırından sonra toplam 15 sıra oldu. Şurası 1. sıra, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 sıra ördük. Şimdi kollarımızı çalışacağız. Birini örmüştüm ben. Şimdi ikinciyi de beraber örüp sonra bunları takacağız. Evet, elimize devam ediyoruz. Şimdi sihirli halka yapacağız. Arkadaşlar, amigurumi de sihirli halka böyle yuvarlak çalışmalarımızda olmazsa olmazı. Şimdi size böyle sağlam bir sihirli halka çalışması yapacağız. Parmağımızı, ipimizi doladık. Orta parmağımıza 2 kere doluyoruz ipi. 1, 2. Şimdi şuradaki tutuyorum bunu. Tığımı içinden geçiriyorum ve bir tane zincir yaptım. Ve bu şekilde sihirli halkamı tutturdum. Rahat içine sık iğne yapmak için. Şimdi bu halkamızı parmağım çıkardım. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Bu tutturduğumuzu saymıyoruz. Bundan sonra 6 tane
1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki ipimizi çekeceğiz ve çektiğimizde burada çekince gelen ipi çekeceğiz. Bunu bıraktık. Bu gelen ipimizi çekiyoruz ve diğer ip içinden geçmiş oluyor ve içinde sıkılaşmış oluyor. İyice çekiyoruz. Bu şekilde ve tekrar ipimizi çektik ve sihirli halkamızı oluşturduk. Bir daha asla çıkmaz arkadaşlar. Sağlam bir sihirli halka yaptık ve ilk yaptığımız sık iğnemize batarak, ilkler biraz zor oluyor içine zor girdiği için. Evet, birincisi ilk yaptığımız birinciye sık iğneye battım, ipimi çekiyorum ve CC ile ipimi içinden geçiriyorum, örmüyorum, içinden geçiriyorum. İki noktayı birleştirmiş olduk. Bunu sadece burada yapacağız. Bundan sonraki örgülerimizde CC yapmayacağız. Sadece burada. Burada güzel bir görüntü olsun diye. Birinci sıramızı bitirdik. Birinci sıramızı sihirli halka içine 6 sık iğne diye yazacağız. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekerek, şurada bir esneklik olsun diye devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapmıştık. Bunların hepsine çift batıyoruz. Birinci çift. İkinci çift. Yani arttırma arkadaşlar. Arttırıyoruz her sefer. Üçüncü çift. Dördüncü çift, beşinci çift ve altıncı çift. Hepsine çift battık. Hep peş peşe ve o sayımız 12 oldu. Şimdi buraya sıramızı belirlemek için ipimizi takalım. Şu arkadaki ipi de araya koyabiliriz, uzantıyı. Yeter ki burası sıramızı kaçırmayalım. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek sık iğne yaptım. Bir çift. Yani bir arttırdım. Bir tek sık iğne yaptım. Yanındakine bir çift. Sıra sonu kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, sıra sonumuza geldik ve toplamda 6 tane yine arttırmış olduk. Arttırmaların zaten içine denk geldi. Şu V olanlar yine üstündeki de V şeklinde çift, bir tek bir çift yaptık. Ve sayımız 18 tane sık iğne oldu. Bunları da bu şekilde sayacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane. Böyle yeni başlayanlar her sıra sayarsa, hani fazla battınız mı gözden kaçabilir. Sizin için kolaylık olur. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Ve 4. sıramıza yukarıya aldık ipimizi. Şimdi 3 sıra.
Eksiltme, artıran yapmadan döne döne düzüreceğiz. Hiç, yani hepsine tek sık iğne yapacağız. 3 sıra arkadaşlar. Yani 4, 5, 6. sıralarımız. Evet, 3 sıra eksiltme, artırma yapmadan düz ördük. Şuradan sayalım. Ortadaki birinci sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıradayız. Şimdi 9 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şuradaki parmak görüntüsünü yapacağız. Baş parmak görüntüsü gibi. Bunu fıstık yapacağız yani. Şimdi 9 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alacağım. Ve aynı deliğin içerisine ipimi uzattım. İçinden bir tane geçirdim. Kapatmadım. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Yine bir tane trabzan yapıyorum. İçinden geçiriyorum. Birinciyi, ikinciyi geçirmeden yine beklettim. Üçüncü defa tığımın üzerine aldım. Yine aynı yere batıp çıkardım. Yine içinden geçiriyorum. Birinciyi. Ve şimdi üçünü bir arada kapattım. Ve bu fıstık yapmış oldum. Bir zincir çekerek yanındaki sık iğneye batıyorum. Şu şekil. Dışarıya doğru duracak fıstık. Ve geri kalan 9 tane, yani bir tane batmış olduk. Bundan sonra 8 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 7. sıramızı bitirdik. Şuradaki beni rahatsız etti. Şimdi bunu sökeceğim, yeniden yapacağım dışarıda kaldığı için. Elimizin muntazam olması çok önemli arkadaşlar. Ya da şöyle düzeltebiliriz de. Hepsini aynı anda şöyle bir çekeyim. Düzeltmiş oldum. Evet, bundan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Yani şu an 8. sıradayız. Şu fıstığı da beraber yapalım geçişimizi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi fıstığımızı atlayacağız. Ve 9'lu 10. sık iğne, şu karşıki sık iğnemizden devam edeceğiz. Burayı sıkış yapalım. Şöyle fıstık arada kalacak. Dışarıda kalacak yani. Evet, bu şekilde fıstığımız dışarıda kalacak. Şu an 10. sık iğne yaptıydık. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Sayımız yine 18, değişmiyor. Şimdi bundan sonra yine 3 sıra düz öreceğim. 4'ünü bir taneyi yaptım. 4 sıra düz örün demiştim. Birinciyi yapmış oldum bu fıstığı göstermek için. Bundan sonra 3 sıra düz öreceğiz. Evet, parmağımızdan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördük.
Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra. Şimdi 12. sıradayız. Ve 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi birazcık böyle bir elimizi daraltacağız. Bunun için kesme yapacağız. Yani azaltacağız. 7 sık iğne ördük. Şimdi yine öndeki tek kattan aldım. Hemen yanındakinden de tek kattan aldım. 2 sık iğnenin tek katlarını alıp beraber örüp sık iğne olarak yapıyoruz. Ve azaltmış olduk. Yani eksildi. Tekrar 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane hepsine tek battık. Son kalan 2 taneyi de tek katlardan alıp azalttık. Evet, 12. sıramızı bitirdik. Ve 2 tane azalınca sayımız 16 tane sık iğne kalmış oldu. Evet, şimdi elimizin içerisine elyaf dolduralım. Böyle ördükçe yapalım. Az az ördükçe elyaflarımızı dolduralım ki eşit olsun. Boşluk olmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan sonra 12 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yine döne döne örüyoruz. Toplam 12 sıra örelim. 16 tane sık iğnemiz kalmıştı. Yine 16 sık iğne olarak öreceğiz. Evet, kesmeden sonra şurada kesme yerimiz. 12 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şurası kesme olan yer. Bundan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra döne döne düz ördük. Şimdi 25. sıramızdayız. 2 tane arttırmamız var iki yandan. 7 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttırma yapıyoruz. 1, 2. Bir sık iğneye çift battık. Tekrar 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son kalan sık iğnemize de yine çift batıyoruz. Yani arttırdık. Bir burada, bir de diğer kolumuzun diğer yanında 2 tane arttırma yaptık ve sayımız 18 oldu. Bundan sonra şuradan da bakalım. Diğer kolumuz burada. Bundan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, arttırmadan sonra burası arkadaşlar 12 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. Aşağıdan saydığımızda sihirli halkadan itibaren kaç sıra örmüşüz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 37. 37. sıramızı da bitirdik. Şimdi ilmek kaydırarak CC yaparak bitiriyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir çektim ve ipimi artık kesiyorum. Şimdi kollarımızı gövdeye birleştireceğiz. Evet, kollarımızı eklemek için gövdemizi şöyle tam ortalıyoruz. Kol kısım tarafından. Tam ortasını buluyoruz. İki kolun tam orta kısımlarını bu şekil bulacağız. Gövdemiz bu şekilde. Ve orta noktadan iki bu taraf, iki bu taraf dört sık iğne ile birleştireceğiz. Tabii bu bebeğe göre sayılarımız bu şekil. Daha büyük bebeklerde 5 sık iğne ile 6 sık iğne bu şekil değişmekte. Şu an bebeğimiz daha küçük olduğu için 4 sık iğne ile ekleyeceğiz. Her bebekte bu şekil katlayarak yerini buluyoruz. Oyuncaklarda da öyle, hayvanlarda. Şimdi kolumuzu hemen ekleyelim. Sıra başımız burasıydı. Ben yerlerimi belirledim. Şimdi 9 tane sık iğne öreceğiz. Sıramızda yerimize belirleyip koyalım. İpimizi 9 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi kolumuzu takacağız. Kolların ikisi de aynı örüldü zaten. Onun için bir farkı yok. Şu fıstık olan parmak kısmı sadece böyle iç kısma doğru bakacak. Hafiften döndürüyoruz. Şöyle yerimi ayarladım. Bakın şöyle tutup. Üzerine koyuyorum. Gövdeyle kolu üst üste getireceğiz. Bu şekilde karşılıklı bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne ile ekliyorum. Koldan giriyorum. Bir de gövdeden ikisini bir sık iğne ile birleştirdim. Bir. İkinci yapıyorum. Tekrar koldan giriyorum. Hemen karşısındaki gövdeden ördük. Koldan. Hemen karşısı gövde. 3. Tekrar bir kol. Bir gövde. Evet. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi kollarımızı 4 sık iğne ile eklemiş olduk. Şimdi 21 tane sık iğne öreceğiz. Şu ara kısmında. 1 2 3 Evet, bir sık iğne daha yaptım arkadaşlar. Yani 22 tane sık iğne yaptım. 21 ile tam ortalanmadı. Dediğim gibi 22 sık iğne örüyoruz. Ve diğer kolumuzu da yine şöyle içe bakacak şekilde hafiften çevirerek 4 sık iğne ile bunu da yine birleştiriyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet, bu şekilde kollarımızı birleştirdik. Şimdi sıra sonuna kadar geri kalan sık iğnelerimizi hepsine tek batacağız. 2
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane sık iğne örüp sıramızı tamamlayacağız. Evet, 29. sıramızı da bitirdik ve toplam sayımız 71. Nasıl sayacağız derseniz arkadaşlar, başlangıç yerinden başlıyoruz. Kollar da beraber. Koldan devam ediyoruz. Gövde, tekrar kol ve bitiş. Hepsinin sayısını tek tek saydığımızda 71 çıktı. Sizin de bir eksik, bir fazla olabilir. Bunlar için sakın örgülerinizi sökmeyin. Ya öyle devam edin ya da bir tane fazladan kesin veya azaltın. Böyle sayılarımız eşit olsun. Şimdi 30. sırayla devam edelim. Evet, 30. sıramızda 8 tane sık iğne ördük. Şimdi kol altında, gövde ve kol arasında kesme yapacağız. Azaltacağız yani. Şimdi bir gövdeden aldım. Gövdedeki son sık iğneden. Bir koldan, tek kattan aldım. Beraber örerek ikisini bir aldık ve azaltmış olduk. Şimdi kolumuzun üzerine tekrar devam ediyoruz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne ördüm. Bir tane bıraktım en sonda. Bu bir taneyi yine tek katan aldım. Gövdemin de ilk sık iğnesinden aldım bir tane. Ve ikisini beraber örerek sık iğne yaptık. Burada yine azaltmış olduk. Diğer kolumuza kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, 20 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi yine sol kalan sık iğnemden tek katanını aldım. Kolumun da yine ilk sık iğnesinden tek kat alıyorum ve beraber örerek bunu azalttık. Yine kolumun üzerine düz örüyorum. Kolumda tek sık iğne kalana kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, kolumda son sık iğneye kadar düz ördüm. Son sık iğnemizin tek katını aldık. Gövdemizdeki de ilk sık iğneden alıyoruz. Ve burada yine azaltmış olduk. Sıra sonuna kadar hepsine tek sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane sık iğne ördük. Evet. Bu şekilde kollarımızı da eklemiş olduk. Süremiz bayağı aştığı için arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. 4. bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.